Değerli misafirler, Karakoçanlar iş adamları ile ilgili 6. kahvaltıda bir araya geldik. Çok güzel bir toplantı oldu. Bundan sonra inşallah toplantılarımız devam edecektir. Evvela hepinize hoş geldiniz diyorum. Ben Karakoçan'ı kısa bir anlatmak isterim size. Tabii Karakoçan'ı herkes bilir de birçok bilmediğiniz konular da belki olabilir. Karakoçan ilçesi 1936 yılında kurulmuş. Elazığ'a 104 kilometre, Bingöl'e 52 kilometre uzaklıktadır. İlçe 1085 kilometre yüz ölçümüne sahiptir. Deniz seviyesinde yüksekliği 1090 metredir. Sarıcan beldesi, Çağan ve Başyurt nahiyeleri olmak üzere iki nahiyesi vardır. 88 köy, 52 mezra, ilçe merkezinde de 7 mahallesi bulunmaktadır. İlçe merkezinde 15 bin nüfus, köylerde 17 bin olmak üzere 32 bin nüfusa sahiptir. Elazığ merkezde de 18 bin civarında bir nüfus yaşamaktadır Karakoçanlar olarak. Karakoçan'ın okuma yazma oranı %96 oranındadır. Halkın %40'ı yurt dışına çalışmaktadır, işçi ve işveren konumundadır. Bu nedenle Karakoçan'a döviz girdisi oldukça yoğun yaşanmaktadır. Karakoçan gelişmiş ilçelerden biridir. Halkın %60'ı mutlaka yurt dışını gidip görmüşlerdir Avrupa'nın çeşitli ülkelerini. Kendi çocukların orada olması, babalarının, annelerinin orada olması dolayısıyla %60'ı Avrupa ülkelerini görmüş bir topluluktur. Tarım 425 bin dekar tarıma elverişli arazi bulunmaktadır. 660 bin dekar tarım dışı orma ve mera bulunmaktadır. İlçede 130 bin küçükbaş hayvan bulunmaktadır. 45 bin büyükbaş hayvan yetiştirilmektedir. 9 bin arı kovanı bulunmaktadır. Ve 200 bin civarında tavuk, 6 çiftlikte 200 bin civarında tavuk yetiştirilmektedir. Doğal kaynaklar olarak Periçay'ın yanında en güzel, Karakoçan'ı tanıtmada en güzel etken olan 45 derece sıcaklıkta ondan olan Golan kaplıcalarımız bulunmaktadır. Golan kaplıcaları birçok hastalığa şifa olan bir kaynak suyumuzdur. Yine Karakoçan sınırları içerisinde Peri Nehir'in kenarında Özlüce Barajı, Seyran Tepe, Pamuklu, Tatar, Kalecik ve Kanatlı. Kanatlı Barajı da Karakoçan bölgesine su verilmektedir. Bir de Sarıcan Göleti bulunmaktadır. İlçede inanç yönünden de turizm bakımından da gelişmiş birçok türbe ve ziyaretler bulunmaktadır. Burada en önemlisi Kavman Şeyhimizin bulunması, Seyit Battal Gazi'nin yüz evde bulunması, Garip Baba, Güzel Baba, Sefkar Baba olmak üzere çok sayıda ziyaret ve türbeler bulunmaktadır. İlçede dağ turizmi oldukça elverişlidir. En önemlisi Paşa Yaylası, Mezra Gazi diyoruz, Fındık Deresi, Fındık Tepesi, Çayır Gölü, Badran, Güzel Baba ormanları, Demirdelen Kafanda, Sefkar Baba Mesire Yeri, Beyaz Çeşme, Pilav Tepe gibi yörelerde turistik ve mesire yerleri bulunmaktadır. İlçede 6 adet tavuk çiftliği bulunmaktadır. 1 adet büyük kapasiteli et entegre tesisi bulunmaktadır. 1 adet süt ürünleri fabrikası bulunmaktadır. 1 adet süt toplama merkezi, 1 adet tekstil fabrikası, 1 adet beton ürünleri üretme fabrikası, bir de demir, her türlü demir çelik imalatında kullanılan bir tesis vardır. İlçede 15 büyük marketlerde ayrı olmak üzere 15 tane market bulunmaktadır. Değişik oranlarda marketler bulunmaktadır. Karakoçan'ın en büyük sorunu şu anda Sayın Başkanım, Ticaret Postaları Başkanı Mehmet Ali Dumandağ Bey de bu konulara değinecektir. Karakoçan'da sanayi sitesinin olmaması büyük bir eksikliktir. Yine organize sanayi bölgesinin kurulması çok acilen yapılması gerekiyor. Bir de Golan Kaplıcalar'da çok büyük bir tesisin yapılması şarttır. Hatta bundan 2 yıl, 3 yıl önceydi Golan Kaplıcaları ile ilgili Karakoçan'ın alt kısmında bir yerde yerlerde aldılar. İzmir'den geldiler. Ben de bizzat görüştüm. Kaymakam Bey'le de görüştüler. Orada bir tesis yapmayı düşündüler. Çok büyük kapasiteli bir tesis yapmayı düşündüler. Ancak sonradan ne olduysa İzmir'den yapamadılar. Geri gittiler. Tabii yapamama sebebini de bana anlattılar. Biz burada Vineland Oteli'nde uzun süre görüştük baş başa. Onu başaramadık onu. İnşallah
Bundan sonra Sayın Ticaret Borsası Başkanımız Mehmet Ali Duman Bey Karakoçan'ın medali iftarıdır. Gerçekten Karakoçan her konuda koşan, yardımcı olan bir değerli abimizdir. Ondan çok şeyler bekliyoruz. Şimdi zaten konuşmada gerekirse açıklamalar yapacaktır. Ben teşekkür ediyorum sizlere. Ben önce Sayın Karakoçan'a büyük katkıları olan Sayın Zeki Akbıyık Bey, Kanal Fırat Televizyon Genel Yayın Yönetmeni, Karakoçan'ı her yönüyle tanıtmaktadır. Elazığ'da olduğu gibi çok vedakar, çok vefalı bir kardeşimizdir. Kendisi Kayseri olmasına rağmen bir Elazığlı'dan fazla daha fazla Elazığ'ı tanıtmada, yardımcı olmada, katkı sunmada büyük gayretler göstermektedir. Ve Zeki Bey biz 10 yıl şenlik yaptı. Bütün Avrupa'da bile izlettiler Zeki Bey'in sayesinde. Türkiye'nin her yerinde izlettiler. 6. oldu kahvaltıda buluş yine Zeki Bey gerçekten özel program yapıp Karakoçan'ı en iyi şekilde tanıtıyor. Çok vefalıdır. Zeki Bey'in en güzel özelliği şunu arz edeyim. Elazığ'da kim olursa olsun tanısın tanımasın mutlaka taziyesine koşar ve cenaze namazına katılır. Bu vesileyle kendisini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Burada Sayın Nazif Bey, Belediye Başkan Yardım, değerli abimiz gerçekten devamlı bizimle beraberdir. O Nuri Ünal Bey, isimleri hepsini saymayayım da diğer Karakoçan hemşehrilerime özür dilerim sizlerden. Her zaman bizimle beraber olmuşlardır. Onlara da teşekkür ediyorum. Zeki Bey'e de teşekkür ediyorum. Bütün misafirlerime de teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Zeki Bey'i buraya arz ediyorum. Coşkun Kamaş Bey, ben de daha bu sene bildim. Kendisi Yığlı'dır. Aslen Yığlı'dırlar. Uzun süre Elazığ'a yerleşmişlerdir. Kendisi Karakoçanlı'dır. Gerçekten ben Karakoçan sporu tanıtmada kendisini gördüm. Tebrik ediyorum. Bu vesileyle de bundan sonra hep yanımızda olacaktır. Sağ ol, hoş geldin Safa. Elazığ'a olduğu gibi Karakoçan'a ve her yere katkısı vardır. Bu sene 6 defa yemeklerimizi takdim etti, gösterdi, yaptı. Şenliğimizi yaptı. Çan'a televizyon gösterdi. Çan nahiyemizi gösterdi. Bu akşam da Sağın'ı gösterecek saat 9'da. Herkesi izlemesi isterim. Zeki Bey'e teşekkür ediyorum. Katkılarından dolayı bir Türk bayrağı hediye ediyorum kendisine. Buyurun Sayın Başkanım, siz hep beraber açalım. Zeki Bey'e takdim edelim. Evet. Biraz açalım. Tamam. Teşekkür ederim Zeki Bey. Çok değerli Hazirun, Karakoçanlı hemşerilerimiz, dayılarım, büyüklerim, kardeşlerim, arkadaşlarım, dostlarım, değerli Borsa Başkanım, Fırat Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Zeki Bey, Coşkun Bey, basın mensupları, hepinizi şahsım adına saygılarımla selamlıyorum. Böylesine değerli bir topluluk önünde bu toplulukla beraber olmak bizim için bir onur, gurur. Çok değerli hocam, Sabri hocam yıllardır bu birlikteliği sağlıyor, gayret ediyor. Battal Gazi şenlikleriyle bunu geleneksel hale getirmişti ve yıllardır da bizleri davet etmişti, onu onore etmişti. Bizler de her seferinde katıldık. Gerçekten böylesine bir birlikteliği, böylesine güzide insanlarımızı bir araya getirdiği için kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Karakoçan ilçemiz hakikaten Elazığ'ımızın her yöresi, her ilçesi gibi çok kıymetli, insanları çok değerli. Ekonomisine, siyasetine, ticaretine her yönlü katkısıyla Karakoçan insanımız her türlü övgüye de, her türlü hizmete de layık bir ilçemiz. İnşallah hep böylesine güzel topluluklarla hem ilçemize hem ilimize çok daha güzel destekler, yatırımlar olacaktır. Bu vesileyle bir kez daha bu şekilde bir araya gelmemizde vesile olan bu toplulukta beraber olmamızı sağlayan Sabri Bey'e, Osman Bey'e ve değerli başkanlarımıza, Nuri abimize, Nuri başkanımıza, Mehmet Ali Dumandağ başkanımıza ve sizlere teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Ağzınıza sağlık, Allah razı olsun. Bu yıl 6.sı yapılan etkinliğe bir kez daha katıldık. Özellikle başkanıma çok teşekkür ederim Sabri Başkan. Bizleri çok mahcup etti. İnşallah söylediği sözlere Allah bize layık olmayı nasip etsin.
Karakoçan gerçekten İlazığımızın çok güzel ilçelerden bir tanesi. 1936 yılında kurulmuş. Belki 13 yıl sonra Karakoçan ilçesinin ilçe oluşunun 100. yılı kutlanacak. Şimdiden ona hazırlık yapmak gerekiyor. Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız inşallah. Karakoçan'da o kadar güzellikler var ki, işte hayvancılığa baktığımız zaman başkanım da Dumandağ Başkanı'nın oraya çok güzel yatırımları var. İnşallah daha güzel yatırımları olacak. Özellikle gençlerin eğitim almasında, okullar yapılmasında, yurtlar yapılmasında başkanımın çok büyük katkıları oldu. Karakoçanlılar ne kadar dua etse az Dumandağ gibi başkanlar olduğu için özellikle hayırseverliğiyle sadece Karakoçan'a değil Elazığ'da çok güzel hizmetleri oluyor. Kendisilerine teşekkür ediyoruz. Yine Sabri Başkan bizi her zaman mahcup ediyor. Her zaman bizi övgüyle bahsediyor ama gerçekten layık olmaya çalışırız. Çok mahcup oluyorum. Çok eziliyoruz. Zaman hızlı bir şekilde geçiyor. Biraz önce de söylediğim gibi Karakoçan'ın hayvancılıktan tutalım tarıma, tarımdan turizme kadar birçok değerlendirilebilecek fırsatları var. Özellikle kalan kablocalarını çok iyi bir şekilde değerlendirirse sadece Karakoçan'a değil, sadece Elazığ'a değil bölgeye hizmet yapabilecek ondan sonra tarım açısından da çok değerli bir yer. Ve ülkemizin de, Elazığ'ımızın da Karakoçan'ın da ekonomisine çok ciddi bir şekilde katkısı olacak. Biraz önce Osman Başkanım dedi ki bu toplantılar bir hayırlara vesile olsun dedi. İnşallah bu toplantılar vesilesiyle Karakoçan'a çok güzel şeyler yapılır. Özellikle benim hep arzum, hep isteğim gençlerin iyi bir eğitim alması. Karakoçan'da okuyan başarılı çok gençler var. Onlara sahip çıkmak gerekiyor. Özellikle iş adamları olarak baktığımız zaman Karakoçan'da çok zengin iş adamları var. Bunlar çok güzel bir organize edilirse, bu öğrencilerimize burslar verilirse, bu öğrenciler hem Türkiye'de hem yurt dışında da çok güzel bir eğitim alması sağlanırsa Karakoçan için daha iyi olur. Hayırlara vesile olmuş olur. Belki hani insanların kafasından şu geçiyor, işte çok ortaklı gelelim bir iş yapalım diye ama Türkiye'ye baktığımız zaman insanların bir araya gelip bir işi yürütmesi kağıt üzerinde çok mantıklı geliyor, çok iyi geliyor ama yürümesi imkansız. Ondan ziyade bu toplumların yatırımından ziyade bence hayır işinde birleşmek gerekiyor. Öğrencilerin mutlaka okutulması, eğitim alması yönünde çalışmalar yapmak gerekiyor. Başkanıma bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Bizleri mahcup etti. Sağ olun, Allah razı olsun. Değerli basın mensupları, değerli Karakoçanlar iş adamları, değerli dostlar, Kanal Farad'ın Genel Yönetim Zeki Bey, Sabri Bey, Ağaoğlu sağ olsun gerçekten her zaman bizi bir araya getiriyor. Tabii ki bunlar bir tanışmadı. Tanışma safı bitti. İnşallah bundan sonra icraata gelecek. İcraata da ben tabii Karakoçanlı olarak bizim tabii burada belli bir kesim var. Çok iş adamı Karakoçanlı Elazığ'ın içinde, Elazığ'ın dışında inşallah geniş bir toplantıda bunları bir araya getirmek. Bunlardan önce biraz evvel Zeki Bey dediği gibi öğrencilerimize burs vermek, Karakoçan'da güzel bir okul yaptırmak ve Elazığ'da şehir hastanesinin önünde senelerdir bir cami yok. Günde orada 30 bin kişinin giriş çıkışı var. Bir Karakoçan camisi orada olmasını ben istiyorum. Tabii biz yıllar önce bunu talep ettik. İşlemler çok uzun sürdü. Bugünkü başhekimin Erol Keleş Bey sağ olsun, milletvekilimiz Metin Bey de sağ olsun. Bizim teklifi üzerine bakanlığa gittiler. Geldi şu an cami yeri ayrıldı. Tabii zamanda ayrılsaydı o zaman bizim yapma gücümüz vardı. Şu an biliyorsun fiyatlar çok arttı. Ben şimdi istiyorum tüm Karakoçanlı iş adamları olarak hepimiz bir araya gelelim. Orada güzel böyle Elazığ'a yakışacak bir cami altında 4-6 yaş Kur'an kursu. Bir eğitimden başlayalım. Osman Bey'in dediği gibi de yatırım için de daha ciddi, daha büyük iş adamlarımız var. İleride bunları bir araya getirelim. Elazığ'ın ilgili eğer bir katkımız olursa Dumandağ ailesi olarak biz her zaman elimizi taşın dibine koymaya hazırız. Biz tabii ki bir elden bir şey olur, bir elin nesi var, iki elin sesi var. Hepimiz bir olursa, beraber olursak Karakoçan'a da Elazığ'da çok güzel şeyler yapılır. Biraz evvel Osman Bey siyasetten de biraz önümüzdeki bir seçim var. Tabii bu şehir Hasan'a şehrin camisi eğer gerçekten bir temel atılırsa Cumhurbaşkanımız Elazığ'a gelecek. Cumhurbaşkanımızla inşallah destek alacağız. Daha önce biz milletvekillerimizle de konuştuk. Diğer siyasi partiler de Elazığ'a gelenler de herkesten destek isteyeceğiz. Tabii ki Elazığ'a ne kazandırsak Elazığ için hepimiz için inanın ki hayırlara vesile olur. Bizden sonrakiler de derler ki Allah razı olsun. Çünkü çok güzel bir hastane yapılmış. Günde 8 bin tane yatan hastası var. Günde de 30 bin kişi giriş çıkış yapan hasteler var. Yani bir yerden başlamak lazım. Bundan seneler önce biz dedik ki ya bir aile vakfı kuracağız. 3 sene önce
Murat İnce bizim Kastamonulardan. Allah razı olsun. Bir gün bana diyor hacı biz de bir Kastamonu adına bir vakıf kuracağız. Biz kendi aile vakfını 3 sene geriye attık. Dedik toplumumuzu ne değişmeyelim. Ve Murat Bey'in girişiminden bir Kastamonu vakfı kuruldu. Şimdi o vakfın adına bayağı bir öğrencilere burs veriliyor. Yine Dumandağ ailesi olarak bizim de vakfımızın adına, şirketimizin adına senelerdir büyük bir sayıda öğrencilerimiz var. Bunda her sene okul döneminde bursları yatırıyoruz. Bunu istiyor ki bir Karakocanlar böyle bir araya toplanıp bunu daha büyük bir hale getirelim. İlimize, çevremize faydamız olsun. Katılımlarından dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah sabrı oğlunda da razı olsun. Gerçek bu vesileyle milleti bir araya getiriyor. Ama Zeki Bey Kayserlidir biliyor. Kayserler toplandığı zaman, çayın kahveni yemeği yediği zaman boş dönmüyorlar. İlla ki bir karar alıp o karardan ne yapılırsa onu da gerçekleştirir. Biz de bundan sonra zararın nerede dönerse kar oradadır. Bundan sonra Karakocaoğlu olarak biz bunları gerçekleştirelim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür, ağzından sağlık başkanım. Belediye başkan yardımcım. Fırat Televizyonu'nun genel müdürü Sayın Zeki Bey. Katılımcılar, hepiniz hayırlı sabahlar diliyorum. Katılımınızdan dolayı da hepinize teşekkür ederim. Tabii bu toplantıyı eğitimci yazar Sabri Ağoğlu yıllardan beri yapmaktadır. Ki Karakoçan'ı önce Battalgazi Şenlikleri adı altında Elazığ'a, Türkiye'ye ve Avrupa'ya tanıtan bir insan. Huzurlarınızda kendilerine bu başarılarından dolayı teşekkür ediyorum. Tabii bu kahvaltıyı, bu yemeği veren Osman Bey'e de teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Burada gördüğüm bir şey var. Yıllarca tabii bir ticaret ve sanayi odasında görev yaptık. Sayın Başkanımla beraber, o da Borsa Başkanımla beraber. Karakoçan'ın her şeye müsait olduğunu gördük. Yatırıma müsait olduğunu gördük. Karakoçan'da olmayan hiçbir şey yok. Madeni var, kaplıcası var. Var da var yani. Baktığınız zaman Karakoçan bugün göründüğü yerin daha ilerisinde olması gerekir. Zaten kendileri de söylediler konuşmacılarımızın hepsi. Karakoçan'ı ileri götürebilmemiz için bu toplantıların daha geniş bir şekilde yapılması, daha büyük iş insanlarını davet edilmesi ve bu nedenle Karakoçan bildiğim kadarıyla siyasette de önemli bir yer almaktadır. Her yönüyle bir kere Karakoçan'a baktığınız zaman biraz önce bilmiyorum hangi arkadaşımız söyledi. Karakoçan'da parasal sorun yok dedi. Hakikaten doğru bir laf. Ben bu lafı da kendi bir yerime yazdım. Karakoçan'da parasal sorun olmadığını. Tabii bu toplantıda çok eskiden beri sevdiğim, saydığım Latif Bey kardeşim var. Bize tabii incelik gösterdi. Bizi bir şekilde övme naatlarında bulundu. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bu toplantıların daha verimli olabilmesi için bizlere düşen ve bizleri de beni de bu şeye kattığınız için teşekkür eder. Bundan sonraki toplantılarda başarılar diliyorum. Rabbimin rahmeti, bereketi cümlemizin üzerine olsun. Bu toplantıyı tertipleyen eğitimci, yazar Sabri abime çok teşekkür ediyorum. Yıllardan beridir de bunu hiç eksiksiz her yıl yapıyor. İnşallah hedef, içimizdeki düşündüğümüz hedefe ulaşırız. Osman kardeşime de bugünkü kahvaltıdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Rabbim rızkını bol etsin inşallah. Devamı gelsin. İnşallah. Ayrıca da Güzide basınımız Kanal Fırat'a ve Kanal 23'e de teşekkür ediyorum. Zeki Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Sürekli Karakoçanların sesini her tarafa duyuruyor. İnşallah bu kadar zahmetten sonra hedefe ulaşırız, hedefi yakalarız, güzel şeyler yaparız diye düşünüyorum. Hedefimiz de bu olsun. Özellikle bu katılan kardeşlerime de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Nuri abime de çok teşekkür ediyorum. Ali Bey'e de çok teşekkür ediyorum. O bizim gururumuz zaten. İnşallah daha da güzel şeyler yapmaya çalışırız. Benim burada bir teklifim daha var. İştir, iş dünyasıdır muhakkak. Rabbim ne nasip etmişse biz onları yaparız. Ama en büyük sıkıntımız bizim kardeşliğimiz, dostluğumuz, beraberliğimiz
Nedense bunu bir türlü tesis edemiyoruz. Bunu muhakkak yapmamız lazım. Bunu yaptığımız zaman Rabbimiz de bize güç kuvvet verir inşallah. Biz bu hedefe ulaşırız. Burada bir teklifim Karakoçanlılar olarak örnek olsun diye söylüyorum. Erdemliler Derneği'ni kurarım diyorum. Bu Erdemliler Derneği'nin çok büyük faydası olacak. İnşallah. Bunu kısaca bir değinmek de istiyorum. İlk defa Erdemliler Derneği, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamber olmadan önce böyle bir dernek kurulmuş. Burada ticaret yapılırken Mekke'de Mekke'nin müşrikleri diğer vilayetlerden, ülkelerden gelen tüccarların mallarını gasp ediyorlar. Zulmediyorlar, haksızlık ediyorlar. Malları bedava almaya çalışıyorlar. Çok ucuz fiyatları almaya çalışıyorlar. Ve bundan dolayı da bu Mekke'nin ticaretini bozacağından dolayı Mekke'deki erdemli kişiler bir araya gelip bunu önlemek istiyorlar. Ve bu Erdemler Derneği'ne Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamber olmadan önce de katılıyor ve üyesi oluyor. Sonra bir Yemenli kardeşimiz gelip burada alışveriş yaparken yine bu müşriklerin Ebu Cehil'in tayfasından bir grup bu adamın mallarını gasp ediyorlar, ücretlerini de ödemiyorlar. Ve bu zat Yemenli kardeşimiz ilk defa gidiyor, Peygamber Efendimiz en genç olduğundan dolayı ona müracaatta bulunuyor. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o beyefendiyi de alıyor, Ebu Cehil'in o tayfasından olan grubun evine gidiyor, yumruğuyla kapıyı çalıyor. Tabii Ebu Cehil tayfası da dışarıda bunu izliyor, acaba bu genç ne yapacak diye. Sonra işte evin sahibi kapıyı açıyor, birden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısında görüyor. Tabi o zaman dediğim gibi daha peygamber değil. Nedir diyor, ne istiyorsun diyor. Bu Yemenli'nin diyor malını gasp etmişsin diyor, malını geri vereceksin diyor. Ve tutuyor gerçekten malını geri veriyor. Sonra o tayfanın adamlardan biri soruyor. Diyor ki sen bu diyor bu gençler de mi korktun ki bu malları geri veriyorsun? Ya ne genci diyor, o kapıyı çaldığı zaman benim ev gitti geldi diyor. Bir sarsıntı geçirdi evim diyor. Ondan sonra kapıyı açtım, baktım arkasında bir deve var. Öyle bir ağzını getirip götürüyor ki şu an sanki beni paramparça edecek gibi. Ben bundan diyor, bu iki olaydan dolayı korktum diyor, mallarını da geri verdim diyor. Gerçekten biz bu erdemli kardeşlerim, erdemli insanlar bir araya geldiğimiz zaman ve bu tür haksızlıklarla mücadele ettiğimiz zaman Cenab-ı Allah'ın yardımı hiçbir zaman üzerimizden eksik olmayacak. Amin. Bu güç ve kuvveti hiçbir zaman unutmamamız lazım ve bu şekilde de çok büyük bir mücadele etmemiz lazım. İnşallah her şey iyi olur, güzel olur. Rabbimiz yar ve yardımcımız olsun. Değerli Ticaret Borsamızın Başkanı, Kanal Fırat Genel Yayın Yönetmeni abimiz, Sabri Hocam, değerli il başkanım, Nuri abim ve Sayın Osman abi, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sabri Hocam'ın öncülüğünde, Osman abimin desteğiyle bugün Karakuşanlı hemşehrilerimizle bir araya gelme imkanı bulduk. Tabii Karakuşanlılar sadece buraya gelip hasret gidermek veya bir arada olmanın ötesinde geleceğe dair bir projeksiyon çizmek, gelecekte Karakuşanlıların da Elazığ'ın siyasetinde, ticaretinde, sosyal hayatının her alanda etkin olması noktasında bir düşünce serdetmek üzere burada toplandık. İstişare ediyoruz. Bizler de Karakuşanlı olarak özellikle Elazığ'ın genelde Türkiye'de her alanda aktif olmak istiyoruz. Her çabanın içerisinde olmak istiyoruz. Özellikle bürokraside, siyasette ve ticarette potansiyelimizi ülkemizin ve insanımızın faydasına kullanmak istiyoruz. Dolayısıyla bunları değerlendirmek, böyle bir bilinç, böyle bir şuur oluşturmak, böyle bir sinerji oluşturmak amacıyla bu tür toplantılarımızı yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de yine böyle çalışmalarımızla, böyle ortak bir akılda buluşma iradesini gösterme noktasıyla bir araya geleceğiz. Bunun bir başlangıç ve başlangıcın bir devamı olarak görülmesini addediyoruz. Karakuşanlılar bu konularda dönemsel olarak bir araya geldiğimizde hakikaten sıkıntılılar. Çok fazla kale alınmamaktan, çok fazla süreçlere dahil edilmemekten dolayı şikayetçiler. Bunları bizler dinlendirmek zorundayız. Çünkü neticede aynı şehirde yaşıyoruz. Aynı şehrin acısını, tatlısını yaşayacaksak, külfette birlikte olduğumuz süreçlerin nimetinde birlikte olmak istiyoruz. Dolayısıyla bu ciddi bir sıkıntı aslında bizim Karakuşan arasından. Karakuşan'ın çünkü çok ciddi bir potansiyeli var. Farklı bir sosyolojik yapısı var. Farklı siyasi tercihlerin çok yoğun olduğu bir bölge. Bu anlamda da Elazığ'dan farklı bir bölge. Bu tür hassasiyetlerin göz önüne bulundurulmasını istiyoruz. Aslında söylenen çok şey var. Abilerin bazı şeylere değindiler. İnşallah biz önce kendi aramızda bir mutabakat oluşturup, kendi aramızda bir dayanışma ve birliktelik oluşturabilirsek, bunun yansımalarını da hayatın diğer alanlarına yansıtacağız diye düşünüyorum. Ben tekraren emeği geçen bütün abilerimden, dostlarımdan Allah razı olsun diyorum, teşekkür ediyorum. Hepinize katılmanızdan dolayı teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Bizim bu davetime beni kırmadılar, katıldıkları için, başta Zeki Bey, Mehmet Ali abim Bey, Nuri Bey,
Sabri Eyüpoğlu, değerli Nusret kardeşim, değerli başkanım, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, bu etkinliğin gayesi, dedim bir araya gelelim. Bundan sonra Karakoçan talebeler olsun, fakirler olsun, yetimler olsun, onlara nasıl yardımcı olabiliriz? Biraz evvel Nusret Başkanım anlattı, bir dernek kurulup da onlara daha yakın olmak daha güzeldi. Artı bütün Karakoçanlar gerçekten Almançıdır. Hep paramızı betona yatırmışız, emlaka yatırmışız. Neden 5-10 kişi, 100 kişi, 1000 kişi bir araya gelip de büyük bir iş yeri kurmayan, büyük bir fabrika olmayan garibanlar çalışsın? Yani bizim betona yatırdığımız hiç kimsenin faydası olmuyor. Hiçbir garibanın orada bir faydası garibana olmuyor. Onun için bu etkinliği en çok onun için düzenledim. Dedim ya bir kahvaltı verelim, Allah nasip etmiş. Burada bunu da gündeme getirelim. Bir de Karakoçanlar gerçekten durumları iyi. Bak akıllılar, hepsi Almançılar. Artı başyurt nahiyemiz var. Gülce, ben de Gülcelim. 29 köy o nahiyeye bağlı bir lisemiz yok. Niye? Niye yok? Çünkü aramızda bir milletvekilimiz yok ki. Önce o Karakoçan'ı gündeme ala. Ya burada 29 köy bu nahiyeye bağlı. Herkes minibüsten Karakoçan'a gidip geliyor. Yazık günah değil mi? Biliyorsun kaç tane minibüs gidiyor, kaç tane geliyor, ne yemek, ne kalan masraf olur. Yazık değil mi ülke? Yani Elazığ'da bir top sahası yapacağım, bir stat yapacağım, orada bir üniversite okul yapılaydı. Öyle değil mi? O kadar betona burada para yatırıyor, orada Karakoçan'da bir güzel okul yapılaydı. Yani bir lisemiz yok, onun için de çok üzüldüm. Değerli arkadaşlar, değerli Karakoçanlar, sizden tek ricam siyasete soyunun, birbirimizi destekleyelim. Neyse Karakoçan'ın bir milletvekilimiz muhakkak bu dönemde olsun. Mehmet Ali abime de gerçekten 20 senedir gerçekten büyük mücadele, Nusret Bey de verdi, başkanım da verdi. Allah hepinizden razı olsun. Bizim Sabri Hocam ağa oldu, Allah razı olsun, bu etkinliklere o vesile oluyor gerçekten. Yani ondan olmasa bu vesile biz gerçekleştiremedik. Onun için buraya gelen bütün misafirlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Devamı geleceğine de inanıyorum. Esselamun aleyküm. Allah'a emanet. Değerli katılımcılar, öncelikle Sabri Hocamıza bu organizasyonu gerçekleştirdiği için teşekkür ediyoruz. Osman Aytumur Bey'e de bu güzel kahvaltısı için ayrıca teşekkür ediyoruz. Hakikaten yurt dışına epey gelmiş bir kişi olarak yurt dışında Karakoçanlıların potansiyelini, gücünü çok iyi görmüş, bilmiş ve analiz etmiş birisiyim. Dolayısıyla burada tabii Karakoçanlılar olarak bir araya gelinmesinin şehrimize, Elazığ'ımıza neler kazandıracağı konusunda görüşler yapıldı. Birbirinden değerli katılımcıların bu değerlendirmeleriyle birlikte özellikle çok büyük şehrimizde de çok büyük potansiyele sahip olan Karakoçanlıların bir arada hem dayanışma içerisinde hem de ilimizin, şehrimizin ekonomisine, kültürüne, sanatına, sporuna, eğitimine verilecek katkıların sunulması adına önemli bir toplantı. Ama bunu inşallah ileriki safhalarda Sabri Hocam öncülük ederse bir panel şeklinde, bir sempozyum şeklinde daha geniş kitlelere yayılması konusunda bir sempozyum düşünülebilir. Çünkü Elazığ'da hakikaten Karakoçan büyük bir ilçemiz, önemli bir ilçemiz. Belki Elazığ'ımıza uzak olmasına rağmen yine de şehrimizde özellikle çok sayıda yaşayan Karakoçanlıların olması da bence şehrimizin ileriki safhalara taşınmasında önemli rol örneği olacak insanlardır. Bu vesileyle bu toplantının gerçekleşmesinin ileriki safhalarda hem bir panel veya bir sempozyum şeklinde gerçekleşmesini ben hasreten Sabri Hocam'dan rica ediyorum bir eğitimci olarak. İnşallah bu gerçekleştirirse belki daha fazla katılımcıların da olmasıyla birlikte daha net eksiklikler görülür ve bu eksiklikler bir an evvel hayata geçirilerek şehrimize, ülkemize kazandırılmış olur. Ben hepinize ayrıca teşekkür ediyorum değerli katılımcılarımıza. İsmim Cengiz Yazıcı. Öncelikle bu organizasyonu tertipleyen hocam Sabri Ağaoğlu'na ve Osman Bey'e teşekkür ederiz. Bu vesileyle komşularımızı, hemşehrilerimizi tanımış oluyoruz, yan yana geliyoruz.
Tabii ki bu istişarelerde birçok önemli fikirler, konular tartışılıyor. Bu bölgemiz için inşallah faydalı sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Tabii kalkınmayı sadece ekonomik boyutta ele almamak lazım. Bunun kültürel boyutunu da ele almak lazım. İnşallah bu kültürel boyutu da ileriki yıllarda ele alınır. Gerçi yerel kanallar, televizyonlarımız bu konulara sık sık yer veriyor. İnşallah ileriki yıllarda bu kültürel boyutlarda da bir takım gelişmeleri kaydederiz. Ekonomik gelişmeler olarak da kaynakları ben atıl yatırımlara yatırılmasından yana değilim. Günümüzün şartlarına uygun yatırımların konuşulup tartışılıp projelendirilmesinden yanayım. İnşallah iş adamlarımız geleceğin alanlarına yatırım yapar. Yenilenebilir enerji gibi, teknoloji yazılımları gibi bu konulara da eğilir. Ben fazla vakit almamak için hepinize teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Burada esnaflık yapıyorum. Başta bu işi organize eden Sayın Sabri Hocam'a ve bu işin müsebbiplerinden Osman Aytemur abimize teşekkürlerimi sunarım. Bu tür toplantılar bizim burada birleşmemiz, kaynaşmamız açısından gayet verimlidir. İnşallah gelecekte memleket için hayırlı işler olması için bir vesiledir, bir sebeptir. Herkesin zamanını almamak arzusuyla hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Selam ve saygılarımla. Ben Anavatan dönemi Karakoçan'a yatırım yapmak için bu teşviklerden dolayı Karakoçan'a gittim. Karakoçan'da çok büyük bir cevher var. Golan var, mermer var. Bütün Karakoçan'a yatırım o dönemde yapıldı. Ama Karakoçan'da yurt dışı döviz çok, işçi çok, çalışan çok. Bir araya gelip şirketler kuralım dedim. Soğuk hava deposu, ondan sonra mermer için, şey için uğraşırken Karakoçan'ın yerli ailesi, bu İbrahim Elgin'in kayınbabası geldi. Dedi oğlum kimse burada yatırım yapmaz. Ha burada daire alır, dükkan alır, yatırım kimse yapmaz. O zamandan beri geldim Kıvancılara, Kıvancılar'da da aynı şey. Bir hayırlı atlı diye benim yanımda ona bir şey yapıldı. İlçe başkanlığı ANAP dönemi. O Halk Bankası'ndan kredi alarak bir tek kuruşu olmadan bir şey yapıldı. Tulum peyniri testleri yaptı, mandıra yaptı, havuz yaptı. Bir de tuğla fabrikası yapıldı. Dediler hiç boşu boşuna buralarda uğraşma. Halbuki her türlü potansiyel var. Bu orada Golan'ın yanında bir 5 yıldızlı otel yapılmış olsa Avrupa'dakiler hep tanıyor, biliyor. Golan'ı ayağa getirseler turizm sektörü olsun, ondan sonra un fabrikası olsun, domates salça fabrikası olsun, bunlar hep yapılabilir. Fakat bir araya gelip kimse şey yapmıyor. Daire yapıyor. Ondan da daire alıyor, dükkan alıyor. Başka bir yatırım yapmıyorlar. Golan'ın suyu yeterli. Golan'a bir 5 yıldız otel yapılsa bile o yeterli. Avrupa'da bütün dünya tanıyor. Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'dan kalkıp geliyor Golan'a. Golan'da bir tesis yok. Maalesef bunlar bir araya gelince, yapılınca her şey olur. Allah razı olsun. Evet. Başkan, abimden konuşmasından dolayı kendisine çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yani betona para yatırıyorlar. Evet. Evet. Ondan dolayı ben Karakoçanların bir araya gelip hem şeyde bütün yatırımları bir araya getirip bir ayağa kalkması gerekir. Bunu rica ediyorum Karakoçanlardan. Teşekkür ederim. Başta Osman abime,
yeme için kendisine teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Bizi burada bir araya topladığı için. Ya ben onu bizi ihya etti. Tabii tabii efendim. Osman abi kırmayarak bu güzel günde, bu deprem sabahı, deprem geçirmiş bir Elazığlı olarak bu siz şeyinde yine de kendisini kırmadık. Kendisini hemen teşvik ettik. Ben kendisine teşekkür ederim. Yalnız ben şurada şunu söylemeye çalışıyorum. Ben bir şehir arası eski otobüsçü olarak Nuri Önal abimin bir konumu vardı. Onu söyledim. Bazı arkadaşlar rahatsız oldular. Nuri Önal Elazığ'ın en eski sigortacısıdır ve gerçekten baba gibi bir adamdır. Ben kendisine baba diyorum. Yine de baba diyorum. Evet, teşekkür evet. ediyorum. Osman abi her şey için sağ ol. Afiyet olsun. Yine bekleriz. İnşallah, İnşallah. Ramazan'da İnşallah. Büyük bir etkinliğimiz İnşallah. O bir iftar yemeği vereceğiz. Bütün Karakoçalı ve dostlarımı, iş adamları, arkadaşlarımı...